Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boya ve fırça alışverişimde neler aldığımı göstereceğim. Sonrasında evde ek gelir elde etmek için profesyonel anlamda taş boyama yapmak isteyenlere de tam boy bir liste vereceğim. Fiyatları ile birlikte ve tavsiyelerde bulunacağım. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak bunu göstereyim. 500 cc'lik bir beyaz boya aldım. Genelde koyu renklerin rengini açmak için daha çok beyaz boya kullandığımdan dolayı bunu büyük tercih ettim. Sonra şöyle bir portakal rengi aldım. Gerçi rengini tam gösteremiyorum. Biraz Kırmızı gibi çıkıyor bu şekilde yine taş boyama olmazsa olmaz renklerden bir tanesi ee, siyah aldım siyah da yine çok kullandığım bir renk onu göstermemek gerek yok şöyle bir mavi aldım yine olması gereken renklerden bir tanesi de bu lacivert boyamız var. Sonra yine olmazsa olmaz renklerden bir tanesi de çimen yeşili. Yine ana renklerimizden bir tanesi sarı. Güneş sarı diye geçiyor rengi. Şöyle bir morumuz var. Ve Ege mavi diye geçiyor. Şöyle açık bir mavi aldım da çok gökyüzü yapımında kullanacağım bir renk bu. Aldım boyalar bu kadar. Sonra ee, şöyle bir vernik aldım. Ama benim aldığım vernik yarım at. Bunun parlak olanı da var. Onu da tercih edebilirsiniz. Ee, sonra şöyle bir fırça aldım. Tabi taş boyamak için bu kadar kalın fırçaya gerek yok. Bunların daha incesi de işinizi görecektir. Yani Şöyle bir fırça almanız yeterli olacak. Ve şöyle bir en incesinden bir fırça aldım şimdi önce size bunların markalarını ve fiyatlarını söyleyeyim bu aldığım ince fırçanın markası Rich Tabi kamera odaklayabilirse göstereceğim. Rich'in 5 bölü 0 numarası. Daha çok rötuş yapmak için kullanacağım bir fırça ve kaleme de ihtiyacım olmayacak bu fırça sayesinde. Bu aldığım fırçayı merak edenler içinde yine Rich serisinin bir numarası. Şimdi bunun fiyatı 12 liraydı. İnce fırçanın fiyatı 5 lira. Boyaların fiyatı 6,5 lira. Eee verniğin fiyatı 13 lira, parlak olan 12 lira ve büyük boyanın fiyatı da 30 lira. Yani toplamda yaklaşık bir 100 lira gibi e, bir alışveriş yaptım. 100 liraya mal oldu aldığım ürünler. Gelelim evde ek gelir elde etmek isteyenlere. E, profesyonel anlamda yapacaksanız bu işi mutlaka büyük boy, bu gösterdiğim boyda boyalar almanız gerekiyor ve boyaları birbirine karıştırarak renk elde etmekle uğraşamam diyorsanız da e, mutlaka bu önümde gördüğünüz renklerden almanız gerekiyor. Tabi bunlarla da sınırlı değil neden? Çünkü bunların yanında bir tane kırmızı boyanız olması lazım. Bir tane kahverengi boyanız olması lazım. Bir tane pembe boyanız olması lazım. Ve şöyle de 5 tonları da bir boyanız olması lazım. Olmazsa olmaz boyalarımız bunlar. Bunların dışında da mutlaka bu şekilde üç boy bir fırçaya ihtiyacınız var en az. 3 tane fırçanızın olması lazım. Bunların da ponart e, ama numarasını göremiyorum. Çok eskidiği için silinmiş. Bunu zaten söylemiştim. Rich 5 bölü 0. Bu da servo art 1 bölü 2. Yani böyle yassı bir fırçada boyama yapmanız için gerekli. Tabii ki boya dışında bir tane de vernik edilmeniz gerekiyor. Su bazlı vernik olması lazım. Parlak ya da mat olması tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz böyle bir vernik almayıp da e, sprey vernik de tercih edebilirsiniz. Beyaz boyamızın benim gösterdiğim gibi büyük almanızda fayda var. Çünkü beyaz boya dediğim gibi çok kullanılıyor. E, renk tonlarını açmak için. O yüzden de fazlasıyla ihtiyacınız olacaktır. Küçük boyalarda 130 cc'lik boyalar. Bunlar sizin uzunca süre işinizi görecektir. E, listeyi şöyle bir tekrarlayalım. Bir tane beyaz boyamız var. Bir tane su bazlı verniğimiz var. Siyah boya, mavi, lacivert, mor. E, gökyüzü yapmak için yine bir mavi tonu. E, sarı, yeşil, turuncu, kırmızı, kahverengi, pembe. Beş ve bunların dışında işte yine tercihe bağlı olarak neon renkler tercih edebilirsiniz. çeşit olsun isterseniz ya da pastel renkler tercih edebilirsiniz. yani mesela pembenin farklı tonları olabilir. Yeşilin, mavinin yine tonları olabilir gibi renklerde tercih edebilirsiniz. Eğer tabi hobi anlamda yapmak isterseniz de taş boyamaya yeni başlayanlar için video serimin ilk bölümünü izleyebilirsiniz. toplamda bu önünde gördüğünüz boyalar ve fırçalar size yani tek seferde almayı düşündüğünüzde yaklaşık bir 150-200 lira gibi bir maliyeti olacaktır. Tabii bu işten çok 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 büyük paralar kazanmıyorsunuz ama yine de evinize bir ek gelir kapısı olabilir sizin için. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Gelir elde etmek isteyenlere de şimdiden bol kazançlar diliyorum. Eğer malzemeleri not alma fırsatınız olmadıysa size böyle yazılı bir liste gösteriyorum ki ekran görüntüsü alabilirsiniz. Tabi bu fiyatlar benim malzeme aldığım dükkanın fiyatları sizin bulunduğunuz yerde ya da internette 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Tabii ki malzemelerin dışında resime ilginizin ve de yeteneğinizin olması gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.